Suriye 90'lardaki Balkanlar gibi olmasın, müdahale gecikmesin. 19 aydır süren Suriye krizinde pek çok siyasetçinin ortak mesajı bu. 90'larda Bosna Hersek ve Kosova'da binlerce kişinin öldüğü olaylara geç tepki veren uluslararası topluma aynı hatayı Suriye'de tekrarlamama çağrısı yapılıyor. 4 yıl önce bağımsızlığını kazanan Kosova'nın Dışişleri Bakan Yardımcısı Petrit Selimi bu çağrıyı destekleyenlerden. Durumlar ve zamanlar farklı ama problem özünde aynı aslında. Milosevic zamanında biz de aynı sıkıntıları çektik. NATO müdahalesiyle özgürlüğümüze kavuştuk. Hatta şimdi AB üyeliği yolunda ilerleyen bir ülkeyiz. Sahadaki insanlar dışarıdan yardım bekliyor. Selimi, Birleşmiş Milletler'e yöneltilen Suriye konusunda adaletsiz ve gecikmeli davranıyorsunuz eleştirisine de katılıyor. Kosova'da Birleşmiş Milletler'in karar almada geciktiğini gördük. Bu da yardımları geciktirdi. Ama biz şanslıydık çünkü Kosova'daki soykırımın bitmesi için Türkiye, Japonya, Amerika gibi ülkelerden destek gördük. Suriye'ye de acil müdahale lazım. Peki ya müdahale sonrası? Petrit Selimi müdahale sonrasında yeni bir demokrasi kurulabileceği yönünde umutlu. Müdahaleden sonra demokrasi ve toplumsal barış mümkün. Biz Kosova olarak bunu başardık. Devlet kurumlarımızı oluşturduk, polis güçlerimiz var. Demokrasinin gerektirdiği her şey var. Silaha ve savaşa milyarlarca dolar harcanıyor ama barış ve yeniden inşa daha az maliyetli. Her şey insanların elinde.